Tabii. İsmim Büşra Onur Ceylan. Yaklaşık bir ay önce Kırşehir'de danışanlarıma hizmet vermeye başladım. Şimdi şöyle, kliniğime gelen her danışanımdan aslında fazlaca bilgi yanlışlığı olmuş oluyor ve ben önce bunları düzeltmekle başlıyorum. Şöyle ki zaten aç kalarak kilo verilemez. Benim her zaman önerdiğim sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme sistemi oluyor ve bununla ilgili danışanlarıma bilgi vermekle başlıyorum. Şimdi şöyle, az önce de bahsettiğim gibi sürdürülebilir beslenme bu noktada çok önemli. Çünkü insanlar diyete başlıyorum psikolojisine girdikleri zaman hani gerek kilo vermezse kilo veremiyorlar, kilo almaysa kilo alamıyorlar ya da bir hastalığı düzelteceksek bunu düzeltemiyoruz. Bu noktada da sürdürülebilir beslenme aslında hem dünyamızda hem de günümüzde çok yeni bir teknoloji bu da. Bilimsel olarak yeni yeni kanıtlanmaya başlanmış bir sistem. Sürdürülebilir beslenme dediğimiz zaman günlük kaç kalori almamız gerekiyorsa bu kaloriyi hesaplıyoruz. Sonrasında bu kaloriden tabii ki biraz kalori açığı yaratmamız gerekiyor. Kalori açığı yaratıyoruz ve günlük ben danışanıma şunu soruyorum. Ne yiyorsun, ne tüketiyorsun? Ne yiyorsa, ne tüketiyorsa porsiyon kontrolünü öğretiyorum. Ve böylece ona yasak koymadan, belli bir sınır koymadan bu şekilde beslenme düzenini oluşturmuş oluyoruz aslında. Ve ben şu şekilde ilerliyorum. Çeşitli beslenerek. Yani işte 4 gün fark veriyorum, 3 gün fark veriyorum ki bu diyetin sürdürülebilirliği artsın. Yine aynı şekilde koruma dönemine geçildiğinde de danışanlarımız bazen şaşırabiliyor. Çünkü onlardan desteğimizi çektiğimiz anda hani farklı bir besin karşına geldiğinde ne kadar yiyebilirim, nasıl yiyebilirim bu konuda çıkmaza giriyorlar ve verdikleri kiloları geri alabiliyorlar ya da kilo alma diyeti ise tekrar zayıflayabiliyorlar. Şimdi bu noktada bu koruma döneminin öğretilmesi çok önemli. Bunda dediğim gibi başta sürdürülebilir bir yöntemle ilerlersek aç kalmadan sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenirsek zaten koruma döneminde danışanlarım zorlanmıyor. Genel olarak güzel sonuçlar alıyoruz. Hatta danışanlarımdan ilk duyduğum şey oluyor. Hocam bu liste çok fazla değil mi? Ben bunu yersem zaten kilo alırım oluyor ama sonraki hafta geldiklerinde hocam doya doya zayıfladım diyorlar. Ve bu sonuçlar da beni mutlu hissediyor. Zaten dediğim gibi aç kalarak, şok diyetler uygulayarak bu şekilde kalıcı bir zayıflama elde edilemez. Evet zayıflarız ama birkaç ay sonra verdiğimiz kiloları 2-3 katı kadar geri alırız ya da kan değerlerimizi bozarız. Bu noktada incelediğim ilk şey kan değerleri oluyor. Kan tahlili. Belli başlı şeylere bakıyorum ve kan tahlillerine uygun bir diyet listesi oluşturmak çok çok önemli. Çoğu meslektaşım buna maalesef ki dikkat etmemekte. Fakat gerçekten şu an bizim önderimiz insan sağlığı olmalı ve burada kan tahlillerine uygun diyet listesi oluşturmak bizim başlıca amacımız olmalı. Çünkü herkesin değerleri farklı oluyor, yaşamı farklı oluyor. Önce tahliline sonra da yaşamına uygun bir liste oluşturuyorum. Şimdi şöyle, tabii ki her gelen danışanımın bedeni farklı olduğu gibi metabolizması da farklı oluyor. Kiminin yavaş, kiminin çok hızlı, kiminin ise karşında gerçekten bozulmuş bir metabolizması oluyor. Bu noktada dediğim gibi normal bir beslenme düzeniyle başlıyoruz. Metabolizmamızın tıkandığı yerlerde mesela metabolizmamızı hızlandırmak için çeşitli detokslar uygulayabiliyoruz ama tabii ki bunların da belli başlı süreleri var. Uzun süreli uygulandığında insan vücuduna zarar verebiliyorlar. Metabolizmayı hızlandırmak adına bol su içmelerini tavsiye ediyorum. Özellikle günde en az 2-3 fincan bitki çayı, yeşil çay, beyaz çay ve kiraz sapı çayı benim önerdiklerim oluyor. Ayrıca bol yürüyüş tavsiye ediyorum. Ve dediğim gibi eğer karşımda tıkanmış bir metabolizma varsa bunu da detokslarla çözüme kavuşturuyoruz. Genelde güzel sonuçlar alıyoruz.